Yepyeni bir Zinde Kal programından herkese merhabalar. Hepinize enerji ve motivasyon dolu günler diliyoruz. TRT 1 ekranlarında bir Zinde Kal programıyla daha karşınızdayız. Evet, hoş geldiniz diyelim ve her programda yaptığımız gibi yeniden hatırlatalım. Biliyoruz siz duymaktan sıkıldınız, biz her programda söylemekten sıkıldık. Ama birazcık daha sabır istiyoruz. Evlerimizde kalmaya, yani zorunda olmadıkça dışarıya çıkmamaya çok çok özen gösteriyoruz. Hala sosyal izolasyon çok çok kıymetli diyoruz, ev hayat dolu diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sosyal izolasyon çok önemli. Kalabildiğiniz kadar evde kalmaya devam ediyorsunuz. Biliyoruz canınız sıkılıyor, bunalıyorsunuz ama hareketsiz kalmıyoruz, oturmuyoruz. Yapabildiğimiz kadar egzersizlere devam ediyoruz. Dışarıya çıkmak zorunda kalırsak maskemizi takmayı ihmal etmiyoruz. Evet, biz zaten sizler için buradayız. Size dolu dolu programlar hazırlıyoruz. Hem egzersiz hem beslenme bilgileriyle yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Neler konuşacağız bugün? Bugünkü konumuz tuz tüketimi. Acaba tuz tüketiminde Ramazan ayı boyunca değişiklikler oluyor mu, artıyor mu, azalıyor mu? Buna yönelik neler yapabiliriz? Beslenmemizde neleri değiştirebiliriz? Ve ne tür egzersizler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Yani tansiyonu yüksek olan kişiler için bize egzersizler göstereceksin değil mi? Evet, yani yüksek tansiyonda, gerçi herkes için egzersiz çok önemli. Ama yüksek tansiyonu olanlarda, kalp damar sisteminde problemi olanlarda ekstra önem kazanıyor. Çünkü çok olumlu etkileri var düzenli yapılan egzersizin, ama burada önemli nokta doğru egzersiz. Tabii. Doğru egzersiz yapılmadığı zaman bu sefer olumlu etkisi olduğu kadar olumsuz etkisi de olabiliyor. O yüzden yüksek tansiyona yönelik, kalp damar sisteminde problemi olanlara yönelik egzersizler göstereceğiz. Yani her egzersiz herkese uygun değil diyoruz. Zaten her beslenme çeşidi de aslında herkese uygun değil. Kişiye özel olması gerekiyor bunların. O yüzden bugün birazcık Ramazan döneminde özellikle tansiyonu yükselen kişilerin neler yapması gerektiğini sizlere anlatıyor olacağız. Tabii ki yine uzmanlarımız olacak. Sorularınızı onlarla birlikte yanıtlıyor olacağız. Ve Zinde Kal videolarınızı tabii ki yayınlıyor olacağız. O zaman hemen hatırlatıyorum. WhatsApp iletişim hattımıza lütfen sorularınızı ve videolarınızı göndermeyi unutmayın diyoruz. Ve egzersizlere başlıyoruz. Haydi bakalım. Değerli izleyicilerimiz, kalp damar sisteminde problemi olanlarda, yüksek tansiyonu olanlarda egzersiz çok önemli. Egzersizde her zaman söylüyoruz, düzenli egzersiz, böyle anlık yüklemelerden kaçınarak haftada 3 veya 4 gün minimum olacak şekilde egzersizlerin yapılması gerekiyor. Tabii muhakkak doktor kontrolünde, hekim kontrolünde egzersizlere başlanması gerekiyor. Çünkü egzersizlere ilk başlangıç her zaman çok önemlidir. Yavaş yavaş vücut alıştıkça egzersizin şiddeti artırılabilir. Ama her zaman ilk başlangıçta egzersiz şiddetinin mümkün olduğu kadar düşük yapılması gerekiyor. Sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulması gerekiyor. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa, kalp damar sistemiyle ilgili bir probleminiz varsa ne tür egzersizler yapmanız lazım? Ne tür egzersizlerden kaçınmanız lazım? Tabii vücut için en sıkıntılı durum ıkınma ve öksürme. Yani ağır şeyler kaldırıp indirilmemesi gerekiyor. Evin içerisinde bir şeylerin itilip çekilmemesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü kalp ve damar sistemimize olan binen yük artıyor. Mesela bir şey dediler ki eve gittiniz, şunu bir kaldırıp indirebilir misiniz veya çekebilir misiniz dedikleri zaman kesinlikle nefesinizi tutmamanız gerekiyor. Eğer nefesinizi tutarsanız, ıkınarak, öksürerek bir şeyler yapmaya çalışırsanız bu durum karın içi basıncınızı, kafa içi basıncınızı arttırabiliyor. Bu da daha fazla damar duvarına binen yükü arttırıyor ve bu da sıkıntıların oluşmasına neden oluyor. O zaman ben şimdi mesela koltuğu iteceğim kendim, evde koltukların yerini değiştireceğim diyelim. Evet. Böyle nefesimi vererek mi itmem gerekiyor, kesinlikle. Tutmamam gerekiyor? Özellikle direnç aktivite yaparken vücudu zorlayacağımız zaman kesinlikle nefesimizi tutmamamız gerekiyor. Eğer nefesi tutarak bir aktivite yaparsak, nefesi tutarak bir şeyleri ittirmeye veya çekmeye kalkarsak bu sefer kalbimize, beynimize ve damar duvarlarımıza binen yükü arttırıyoruz. Aynı şekilde belimize de. Bu da sakatlıkların oluşmasına, damarda ufak ufak çatlakların oluşmasına, kanamaların oluşmasına neden olabiliyor. Peki, çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Bugünkü egzersizlerimizde yavaş yavaş başlayacağız. Dediğimiz gibi hipertansiyonu olan, kalp damarla ilgili sıkıntısı olanlara spesifik egzersizler olacak. İlk defa egzersiz yapan varsa, bu tarzdaki bir sıkıntınız varsa ve ilk defa başlıyorsanız yavaş yavaş gitmekte fayda var. Tabii biliyorsunuz en güzel egzersiz, en tipik özellik, özellikle kalp damar hastalığı sıkıntısı olanlara yönelik hafif hafif yürüme. Tabii şimdiki dönemde dışarıya çıkıp maalesef yürüyemiyoruz. O yüzden olduğumuz yerde evde yürüyerek başlıyoruz.
Burada yürüme tempomuz önemli. Dediğim gibi eğer ilk defa başladıysanız, daha önce yapmadıysanız mümkün olduğu kadar yavaş yavaş başlamakta fayda var. Eğer daha önceden yapıyorsanız, daha antreneyseniz, daha antrenmanlıysanız şiddeti veya tempoyu biraz daha arttırabilirsiniz. Olduğumuz yerde yürüyerek başlıyoruz, kollarımızı kullanıyoruz. Dizlerle beraber kolları kombine ederek kullanıyoruz. Yavaş yani, yavaş. Tansiyonumuz yüksekse de birazcık daha artırabiliyor muyuz yani bu yürüyüşümüzün şiddetini? Sorun olmaz. Buradaki olay düzenli yapmak. Düzenli yaptığınız sürece yavaş yavaş artırılabilir. Tabii vücut uyum sağlaması gerekiyor. Vücut yapılan egzersizin şiddetine uyum sağladıkça artık çok yavaş gelmeye başlıyor. Tabii bu şiddeti ayarlamak için daha önceden de söylemiştik. Şiddetini, yapılan egzersizin şiddetinin size yüksek gelip gelmediğini anlamak için en güzel yol bu şekilde yanınızdaki biriyle konuşabilmek. Bu arada spor yapmak için çocuğunuz, eşiniz, evde kim varsa onları da çağırın. İlla hasta olmasına, problem olmasına gerek yok. Biliyorsunuz spor herkes için geçerli. 7'den 70'e herkesin yapması gereken bir aktivite. Hep beraber yapalım. Evet, bütün aileyi ekran başına bekliyoruz kesinlikle. Olduğumuz yerde sayarken şimdi yavaş yavaş öne ve arkaya doğru gidip geliyoruz. Nefes alıp veriyoruz, kollarımızı kullanıyoruz. Konuşabildiğimiz seviye demiştin, çok çok önemli. Egzersiz şiddeti için en önemli kriterlerden bir tanesi. Bu şekilde yanınızdaki biriyle rahat rahat konuşabiliyorsanız anlayın ki kalbinize çok aşırı yük binmiyor. Eğer herhangi bir aktivite yaparken böyle nefes nefese kal. Konuşamam. O zaman hemen tempoyu düşürmekte fayda var. Kesinlikle öyle bir durumu devam ettirmeyin. Aynı şekilde yana. Artık evimiz nereye müsaade ediyorsa oraya doğru hafif hafif adımlayacağız. Evet, evdeki alanımız neye müsaade ediyorsa illa dışarı çıkmamıza gerek yok. Olduğumuz yerde duruyoruz. Olduğumuz yerde saymaya başlıyoruz. Kollarımızı kullanıyoruz. Nefes aldık, nefes verirken. Nefes aldık. Nefesi tutmamak çok önemli. Değerli izleyicilerimiz, bu harekette kollarımızı kaldırabildiğimiz kadar yukarı ve yanlara. Nefes aldık, nefes veriyoruz. Nefes aldık. Kollarımızı omuzlarda birleştirdik. Geriye doğru çeviriyoruz. Vücudumuz biraz ısınsın, biraz ter gelmeye başlasın. Değerli izleyicilerimiz, daha önce dediğim gibi evinizde eşiniz, çocuğunuz kim varsa onu da getirin. Hep beraber yapalım. Tabii her egzersiz öncesi ısınmamız çok çok önemli. Isınma çok önemli. Kolumuz yukarıya, bir sağ, bir sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, olduğumuz yerde saymaya tekrar başlıyoruz. Şimdi yana doğru yürüyeceğiz. Yana. Bir sağ, bir sol. Kollarınızı da kullanabilirsiniz. Evet, biz hipertansiyonu olan yani yüksek tansiyonu olan kişiler için aslında egzersizler yapıyoruz ama bütün aile hep beraber rahatlıkla yapabilir diyorsun. Rahatlıkla 7'den 70'e herkes bu egzersizleri yapabilir. Dediğim gibi egzersizi yaparken eğer nefes alıp vermekte zorlanırsanız hemen tempoyu düşürün. Yana doğru hareket ediyoruz. Evet, şimdi öne gideceğiz. Hazır ve öne. Hafif bir tekme atabiliriz karşıya doğru. Geriye ve öne. Bir sağ bir sol olacak. Nefes alıp veriyoruz, nefesimizi tutmuyoruz. Tekmeler bir sağ bir sol olacak. Evet. Sol.
böyle hafif tempodaki egzersizler yüksek tansiyon hastaları için sakıncalı değil diyebiliriz. Dediğimiz gibi kalbe yapılan egzersizin kalbe çok yük bindirmemesi gerekiyor. Ki vücuda bir faydası olsun. Değerli izleyicilerimiz, yavaş yavaş ter gelmeye başlıyor. Hı hı. Son bir kere daha öne doğru gidiyoruz. Nefesimizi kesinlikle tutmuyoruz. Geriye geldik. Evet, olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Yavaşça ayağımızı kaldırıyoruz. Bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ. Yavaş yavaş öne doğru kaldırıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nefes alıp veriyoruz. Peki hareket ağır gelenler, yorulanlar, nefes nefese kalanlar? Ya oldukları yerde saymaya devam edebilirler veya direkt durabilirler. Son 5 tane. 4 3 2 1 son bir tane. Evet, olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Tekrar kollar yukarı yanlara. Tansiyonu yüksek seyreden kişilerin yapmaması gereken egzersizler neler peki? Biraz önce bahsettiğim gibi dirençli egzersizler. Dirençli egzersizler. Ani kalbe yük bindirecek hareketler kesinlikle yapılmaması gerekir. Başı çok fazla öne doğru eğen egzersizlerin yapılmaması gerekir. Ağır kaldırmayacaklar. Ağır kesinlikle kaldırılmaması gerekir. Bunlar kalbe en fazla yük bindiren hareketler. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir ve son. Evet sevgili seyircilerimiz, olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Yavaş yavaş terlemeye başladık. Kesinlikle bırakmıyoruz. Günlük olarak yürüyüş bu kişiler için iyi midir? Önerir misin? Kesinlikle yürüyüş en güzel aktivitelerden bir tanesi. Kalp damar sisteminde problem olanların muhakkak her gün yürümesi gerekir. Ama şu dönemde işte dışarıya çıkıp yürüyemediğimiz için bu aktiviteleri boş geçmemeleri lazım. Egzersizlere aynen devam ediyoruz. Yavaşça dizimizi kaldırıp döndürüyoruz. Bir sağ, bir sol. Arada bir kere de adımlıyorsun. Evet. Çok dikkatlisin bu egzersizde. Seni de bir gün burada görmek isteriz. Evet, ben de isterim. Son 5. 4. Eminim ki mesela senin kadar güzel, üç, senin kadar böyle yaparken konuşabilir halde olmayacağım. 1, son bir tane. Evet, olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Haydi yana. Sol. Sağ. Devam. Nefes alıp veriyoruz. Nefesimizi tutmuyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bacaklarımız hafif hafif yanmaya başlamış olabilir. Kalp hızımız biraz artmış olabilir. Dediğimiz gibi eğer konuşmakta zorlanan izleyicilerimiz varsa lütfen tempoyu düşürsünler. Evet, son hareket eller ensede. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, devam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, bitiriyoruz. 3, 2, 1 ve son. Olduğumuz yerde yavaş yavaş sayıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Kollarımız yukarıda.
Derin derin nefes alıp veriyoruz. Biraz soğuyabilmemiz için bunlara ihtiyacımız var, değil mi? İhtiyacımız var. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Değerli izleyicilerimiz, egzersizlerimizin ilk bölümünü bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci bölümde aynen devam edeceğiz. Biraz daha farklı egzersizler yapacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Peki ikinci bölümde ihtiyaçları olan bir ekipman var mı? Sandalye, mat, yine hatırlatalım. İlk bölümümüzde daha önceden de kullandığımız sopamızla beraber çalışacağız. Tamam. O yüzden evimizdeki oklava, sopa, bu tarzda bir şey hazır edersek ikinci bölümde çok daha güzel egzersizlerle devam edebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Seni biraz dinlendirelim. Biz yine milli sporcumuza bağlanalım. Milli tekvandocumuz Zeliha Aris bizlerle birlikte. Zeliha Hanım, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Evde misiniz? Evet, her vatandaşımız gibi ben de evdeyim. Harika. Neler yapıyorsunuz evde? Zamanınız nasıl geçiyor? Öncelikle ben evde yemek yapmayı öğrendim. Harika. ama tabii ki sporumu aksatmamaya çalışıyorum. Performansımı düşürmemeye çalışıyorum. Evde egzersizlerime devam ediyorum. Böyle hayat geçiyor. Hayat eve sığıyor yani. Çok mutluyum açıkçası. Peki egzersiz olarak neler yapabiliyorsunuz? Normalde yaptığınız egzersizlerden daha farklıdır, değil mi? Ya tabii ki bir tekvando antrenmanı kadar yoğun bir egzersiz yapamıyoruz. Zaten sabah akşam antrenman yapan sporcularız. Böylelikle evde dar alanda hareketli teknikler yapmaya çalışıyorum. Tekvando hareketlerini, vücut ağırlığımla fitness hareketleri yapmaya çalışıyorum. Benim en büyük şansım sanırım evimin yan tarafında hemen koşu pisti olması. Yasak olmadığı günlerde hemen koşuyorum, sonra tekrar eve geliyorum. Çok güzel. Böyle. Peki egzersiz yoğunluğunuz düştü. Yemek yapmayı da öğrenmişsiniz. Beslenme nasıl gidiyor? Formumuzu nasıl koruyoruz? Tabii ki sağlıklı yemekler yapmayı daha ön planda tutuyorum. Sağlıklı ve hani ölçülü bir şekilde yemeye gayret ediyorum. Tabii ki dediğiniz gibi antrenman yoğunluğumuz düştü. Kilo alma olasılığımız daha fazla şu an. O yüzden dikkatli bir şekilde yememe ve sağlıklı yemeye dikkat ediyorum. Çok güzel. Peki şimdi herkes evlerinde, çok uzun zamandır da evlerdeyiz ve sıkıldık aslında bir yandan. Seyircilerimiz için bir mesajınız var mıdır? Ya, tabii ki tüm dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biraz sabırlı olmaları, bu zor zamanda en az vaka ve sağlık ile atlatacağımıza inanıyorum. Lütfen herkes evde kalsın. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, herkes evlerinde aslında beslenmeyle de ilgili kendini kısıtlamaya çalışıyor. Sağlıklı ve yeterli, dengeli beslenmeye çalışıyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi milli sporcularımızın hepsi egzersizlerine devam ediyorlar. Peki şimdi sizin egzersiz yaptığınız videoları hep beraber izleyelim. Ev hayat dolu. Sağlığımız için bizler de evdeyiz. Evinizde kalın, zinde kalın. Ev hayat dolu. Sağlığımız için bizler de evdeyiz. Evinizde kalın, zinde kalın. Hareketsiz kalma, sağlıklı kal, evde kal. Evde kal, sağlıklı kal. Ev hayat dolu. Sağlığımız için bizler de evdeyiz. Evde kal, zinde kal. Ev hayat dolu. Bizler de sağlığımız için evdeyiz. Evinizde kalın, zinde kalın. Evet, çok güzel videolar gelmeye devam ediyor. Bizler çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda sizlere de çok doğru örnekler olduğumuzu görüyoruz. Çocukların spor yapması bizleri ayrıca da çok mutlu ediyor. Zinde kal videolarınızın devamını bekliyoruz. Peki bugün tuz tüketimini, aslında Ramazan'a özel de tuz tüketimini konuşmak istiyoruz. Seyircilerimizden çok güzel sorular gelmiş. Tuz tüketimiyle ilgili hiç bilmediğiniz, merak ettiğiniz bir sürü soruya cevap veriyor olacağız bugün. Fakat ben hemen önden hatırlatmak istiyorum. Bizim normalde önerilen tuz tüketim miktarımızın günlük 5 gram olması gerekiyor. Yani aslında bir tatlı kaşığı kadar silme
Biz Türk toplumu olarak bunun neredeyse 3 katı, 3,5 katı daha fazla tuz tüketiyoruz. Dolayısıyla aslında bizim toplumumuzda yüksek tansiyon hastalığının görülmesi çok çok normal. Beslenmeye bağlı olarak gelişen. Tabii ki. Ve aslında bizim sodyum ihtiyacımız, günlük sodyum ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını besinler karşılıyor. Yani tuzu o kadar yüksek aslında kullanmak zorunda yani değiliz. Yani yemek yiyeceğimize ekstra tuz atmamıza gerek yok. Kesinlikle aslında ihtiyacımız yok. Fakat çok seviyoruz çünkü lezzeti arttırıyor tuz. Yemeğin hani tadını arttırıyor. Dolayısıyla çok tercih ediyoruz. Fakat biz yerine başka lezzet arttırıcılar da kullanabiliriz. Baharatlardan faydalanabiliriz mesela. Limondan faydalanabiliriz. Soğan, sarımsağı da seven bir toplumuz, onlardan faydalanabiliriz. Dolayısıyla tuz tüketimimizi aslında azaltabilmek için başka yöntemlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Zamanla da o damak zevkimiz aslında tuzsuzluğa biraz ya da az tuzluluğa alışacaktır, emin olabilirsiniz. Fakat bugün konuşacağımız bir konuda herkesin çok merak ettiği, şimdi çok revaçta. Kaya tuzu, deniz tuzu çok arada popüler oldu. Var. Evet, şimdi restoranlarda çok fazla kullanılır oldu. Evlerimize de aldık, daha havalı duruyorlar. Yani. Dolayısıyla onu kullanmaya yönelik de bir aslında artış oldu toplumumuzda. Fakat iyi mi kötü mü? Bir de çok yüksek mineralli diye anlatılıyor aslında. Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle mi? Bunları uzmanımızla birlikte konuşalım, olur mu? Bir de uzmanımıza geçmeden de şöyle kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Tabii tuz tüketimi çok fazla. Tuz çok fazla tüketiyoruz. Yemek yiyeceğimize çok fazla atıyoruz. Aslında bununla beraber düzenli spor yapıyor olsak, terliyor olsak belki o aldığımız tuzun bir kısmını terle atabiliriz. Ama inaktif yani hareketsiz hayatımız devam ettiği sürece bu aldığımız tuzun tamamı vücudumuzun içinde kalıyor ve dışarıya atamıyoruz. Bu da aslında sporun, egzersizin, terlemenin ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Ve fazla tuz böbreklerden de süzüldüğü için böbrek hastalıklarına yol açabiliyor, kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor. Yani fazla tuzlu tüketmek sadece tansiyonumuzu yükseltmiyor. O yüzden evet, dediğin gibi egzersiz çok önemli, bol sıvı tüketmek, bol su içmek çok çok kıymetli. Değerli izleyicilerimize şunu da hatırlatmakta fayda var. Terlemek deyince bildiğiniz gibi saunaya girildiği zaman da terlenebilir. Ama saunada terlemekle egzersiz yaparak terlemek arasında vücuda fayda olarak çok büyük bir fark oluyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar düzenli egzersiz, mümkün olduğu kadar hafif ter atacak şekilde yapılacak egzersiz vücut için en faydalı olanı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. O zaman doğru tuz tüketimini konuşmak için uzmanımızla bağlanalım. Efendim, Berna Karakaş bizlerle birlikte olacak. Berna Hanım, merhabalar. Merhabalar Sıla Hanım, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim ben de, sağ olun. Berna Hanım, bugün tuz tüketimini konuşacağız. Aslında daha önceki programlarda değindik birlikte. Fakat bugün daha farklı sorular gelmiş seyircilerimizden. Hem de tansiyonlar da yükselebiliyor içinde bulunduğumuz dönem sebebiyle de. Çok daha az su tüketebiliyoruz, belki hatalar yapıyoruz. Bunların hepsini konuşmak istiyoruz sizinle. Fakat yine öncelikle seyircilerimizden gelen sorularımız var. Onları duyalım, olur mu? Merhaba, adım Hilmi. İstanbul'da yaşıyorum. Zaman zaman tansiyonu yükselen biriyim ama henüz ilaç kullanmıyorum. Orucumu da tutuyorum. Ramazan ayında tuz tüketimimiz nasıl olmalıdır? Teşekkürler. Evet, buyurun. Ya, öncelikle şunu söyleyeyim. Zaman zaman tansiyonun yükselmesi, bu çok afaki kalıyor. Yani bunun düzenli bir tutumu, ardından aile hekimine başvurarak, belki oradan da belki ikinci basamağı aile hekiminin yönlendirmesiyle aslında bir hekim müdahalesi muhakkak gerekiyor. Ve bununla birlikte aslında bir ekip müdahalesi diyelim. Ardından belki bu kişinin ya da bu öyküye sahip başka bir kişinin bir diyet programı izlemesi, yapması gerekiyorsa yine diyetisyen dahil oluyor bu ekibe. Ve bir takip süreciyle devam ediyor. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Yani lütfen eğer zaman zaman tansiyonunuzun yükseldiğini düşünüyorsanız tansiyonunuzu güvenilir bir yere ölçtürün ve bunu muhakkak ki aile hekiminize paylaşın. Bu çok kıymetli bir şey. Ertelemeyeceğiz. Şimdi bizim Türk milletimiz ertelemeye çok aslında müsait, değil mi? Yani yavaş yavaş zaman zaman yükseliyorsa çok da doktora gitmeye gerek yok diye düşünüyorlar. Evet, ama maalesef şunu atlıyoruz.
tansiyon yüksekliği yani kan basıncının yüksek olması kalple inanılmaz ilişkili bir durum. Ve kalp hastalıklarına muazzam büyük bir kapı aralıyor. Onu kesinlikle hatırlamak. Arada bir hani böyle bir risk, böyle bir ihtimal varsa evet bu benim kalbimle ilgili bir sıkıntı belki olabilir deyip muhakkak ki aile hekimine danışmak gerekiyor. Yani bunu altını çizelim. Bu böyle kişinin kendi kendine bazı beslenme ürünleriyle falan çözebileceği bir durum olmayabilir. Büyük bir risk olabilir. O yüzden gitmek gerekiyor. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte siz de vurguladınız zaten. Su tüketimimiz özellikle ama tüm sıvı alımımız epey aşağıda kalıyor. Dolayısıyla evet yani bu büyük bir açık oluyor. Bir de üstüne üstlük çok fazla porsiyonlar, büyük porsiyonlar tüketebiliyoruz. Zaten biz tuz tüketiminde maalesef ki yüksek değerlere sahip ülkelerden biriyiz. Hal böyle olunca hem vücudumuzun evet aldığımız tuz kapasitesini arttırmış oluyoruz. Hem de sıvıdan özellikle de sudan yana da fakir bırakmış oluyoruz bu süreçte vücudumuza. Özellikle de bundan dolayı sofralardaki tuzu kaldırmak çok iyi olacaktır bu dönemde. Yemeklere az tuz koymak, hatta bazı yemeklere salçanın tuzuyla ya da hazırladığınız konserve sosların tuzuyla yetinmek, salataları tuz atmamak yine çok yerinde olacaktır. Sahurda da iftarda da tuz tüketimini azaltmak, sofra tuzunu ortadan kaldırmak yapılabilecek herhalde en pratik işlemlerden biri olacak. Zaten besinlerden biz ihtiyacımız olanı alıyoruz değil mi? Evet öyle. Gerçekten besinlerden ihtiyacımızı alıyoruz. Bir de şimdi tüm dünyada yani dünya otoritelerinde işte Dünya Sağlık Örgütü'nün gıda ve tarım organizasyonunun önerdiği şudur. 5 gram günde maksimum 5 gram bir iyotlu tuz şeklindedir. Ki bunu zaten gerçekten dediğiniz gibi ya hani gıdaların kendi yapısından olarak alıyoruz ya da işte bir şekilde saklama yöntemi olarak sonuçta tuz çok kullanılan bir şey. Sadece ülkemizde evet. değil dünyada da kullanılan bir ürün. O şekilde oralardan alabiliyoruz. O yüzden ilave ekstradan ürünleri üretirken aslında tuz eklemek bizim bir miktar alışkanlıklarımızla ilgili. Evet, dolayısıyla evet. aslında hep şunu söylüyorum insanlara da nasıl ki tuzlu beslenmek, tuz tüketmek bir alışkanlıksa tuzsuz beslenmek, daha az tuz tüketmek ya da bazı ürünlerde hiç tuz tüketmemek de aslında bir alışkanlık. Teknik olarak aralarında hiçbir fark yok. Sadece biz bir miktar hani toplumsal yönelime kapılıp gidiyoruz galiba. Yani birazcık insanların kendi sağlıklarını tercih etmeleri ve bunun içinde kendi alanlarında yapabilecekleri olanakları birazcık zorlamalarını yani aslında bazı beslenme alışkanlıklarını değiştirmelerini istiyoruz. Kesinlikle. Peki bir sorumuz daha var seyircilerimizden gelen. Hemen onu da dinleyelim. Merhaba. Tuz tercihi olarak sofra tuzu yerine kaya tuzu veya deniz tuzu tercih edilmeye başlandı. Sizce hangisi bizim için daha iyidir? Evet, bu soru bence çok çok kıymetli, çok önemli. Çünkü artık biraz moda olduğu için tüketiyorlar. Sizlerden bir duyalım. Şimdi her zaman, şimdi bunu her zaman söyleyeceğim. Hiçbir zaman da bıkmayacağım. Gerçekten iyotlu sofra tuzu bizim önerdiğimiz tuzdur. Bu çok net bir şeydir. Ama elbette ki şunu da belirtmek lazım. Şimdi kaya tuzu bizim tuz tebliğimizde yeri olan bir tuz çeşididir. Ve bunun da merak edenler internetten de bakabilirler. Türk Gıda Kodeksinde tuz tebliğimiz vardır ve bugün reyonlarda gördüğümüz tüm tuzlar etiketi olan ve bu tebliğe uygun üreten tüm tuzlar buradaki maddeleri karşılamak durumundadır. Dolayısıyla evet diyelim ki kişiler kaya tuzu tüketmek istediler. Burada şuna dikkat etmek lazım. Lütfen aktardan, açıktan, yani ortalıktan, bir fuardan üzerinde ambalajı olmayan bir tuz almayın. Çünkü tebliğ de örneğin işte bu kaya tuzlarının, yeraltı tuzları dediğimiz ya da göllerden çıkarılan tuzların arsenik, civa gibi bazı ağır metallerden yana üst limitleri belirlenmiştir. Dolayısıyla tebliğe uygun üretilen bir kaya tuzu bu üst limitlere sadık kalır. Ama sizin herhangi bir etiketi olmayan bir kaya tuzunu alıp evde tükettiğinizde aslında içinde ne tükettiğinizi bilmediğinizi hatırlamanızı isterim. Yani bu gerçekten önemli. Hani doğal olanı kullanmak aslında her zaman geçerli değil bence. Doğal olanı doğru kullanmak sanırım gerekiyor. Ya da bazen bazı işlem görmelerin aslında vücudumuza çok da zararlı olmadığını, hatta halk sağlığı açısından büyük yararlar taşıdığını da hatırlatmak isterim tekrar. Çünkü iyotlu tuz, tuza iyotun eklenmesi, yani işlenerek iyotun eklenmesini barındırır ve bugün dünyada hemen tüm ülkelerde geçerli olan bir iyotlandırma yöntemidir. Topluma ulaştırılan bir iyotun tüketimini sağlama yöntemidir. Peki çok teşekkür ediyoruz Berna Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek İyi yayınlar. Üzere. Çok sağ olun.
Evet, biz aslında besinlerden ihtiyacımız olan sodyumu aslında yeteri miktarda alabiliyoruz. Dolayısıyla üzerine çok fazla tuz eklememize gerek yok. Biraz alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama moda diye de hani kaya tuzuna, belki deniz tuzuna çok fazla özenmemek gerekebilir. Özellikle Berna Hanım çok çok önemli bir şey söyledi. Kesinlikle ambalajsız olarak almayacağız. Mineral deposu olduğuna dair çok fazla söylem var bunların. Ama içlerindeki gerçekten mineral içeriği çok çok düşük. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak düzeyde. Dolayısıyla biz kesinlikle diyetisyen olarak iyotlu sofra tuzu öneriyoruz diyelim. Evet, tuz tüketiminde çok hevesli bir ülkeyiz. Hakikaten tuzu çok tüketiyoruz. Tuzu çok seviyoruz. Evet. Yani tadına bakmadan yemeğin içine tuz atıyoruz. Bu da enteresan bir durum. Ama tabii vücudumuza giren tuzu vücudumuza ihtiyacı olanı kullanıyor. Eğer geri kalan kısmı vücudumuzda kalırsa bu vücudumuz için büyük bir problem olmaya başlıyor. Artık su tutmaya başlıyor. Elimiz ayağımız şişmeye başlıyor. Ve toksit bir ortam oluşuyor. Bu yüzden de aslında egzersiz bunun en güzel çözümlerinden bir tanesi. Toksinleri atmamız için de çok kıymetli egzersiz. Toksitleri atmak için de gene egzersiz yapmamız gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmamız gerekiyor ve terlememiz gerekiyor ki vücudumuzda fazla bulunan tuzu vücudumuzdan atabilelim. Özellikle kış aylarında aktiviteler biraz daha azalıyor. Hava soğuk, terleyemiyoruz. Terleyemeyince de bütün tuz vücudumuzda kalıyor. Elimiz ayağımız şişmeye başlıyor ve ödemli bir hale geliyoruz. Yani şiş bir hale geliyoruz. Bunu engellemek için de en güzel yöntemlerden bir tanesi evde de olsak egzersiz yapabilmek. Hafif bir terleme bu tuzu atabilmemizde bize çok yardımcı olacaktır. O yüzden de mümkün olduğu kadar hayatımıza programımızla başlayan egzersizlere aynen devam ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi yapacağımız egzersizlerde hafif terleyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Biraz kuvvetlenmeye yönelik yapacağız. Biraz bacak kaslarımıza yönelik çalışacağız. İlk bölümde söylediğim gibi evde bulabileceğiniz bir sopa bugünkü egzersizlerimiz için yeterli. Olduğumuz yerde başlıyoruz. Bacaklarımızı hafifçe açıyoruz. Kollarımızı yukarıya doğru kaldırırken kalçamızı geriye doğru bırakıyoruz. Yani nefes alıyoruz. Egzersizleri şöyle söyleyeyim, daha doğrusu bir dirence ihtiyacımız yok güçlenmek için, değil mi? Dirence şöyle, yani hafif de olsa kas kuvvetinin artması için bir miktar dirence muhakkak ihtiyaç oluyor. Ama bunun için başlangıçta vücut ağırlığı fazlasıyla yeterli. Vücut ağırlığımız bize direnç sağlıyor aslında. Bacaklarımıza, çünkü vücudumuzun belli bir miktar ağırlığı biniyor. Bununla yaptığımız egzersizler de bütün vücudumuzun kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. Değerli izleyiciler, en önemli noktalardan bir tanesi mümkün olduğu kadar vücudumuzun tamamına yönelik egzersiz yapılması. Yani eğer bir egzersiz hem kollarınızı hem bacaklarınızı çalıştırıyorsa bu vücudunuz için en faydalı egzersizlerden biri demektir. Şu anda yaptığımız egzersiz squat egzersizi. Bu genel olarak yanlış yapılabiliyor. O yüzden de bunu bir daha bir anlatmak istiyorum. Egzersizi yaparken muhakkak kalçamızın geriye doğru gitmesi gerekiyor. Eğer egzersizi yaparken dizlerimiz öne doğru giderse, dizlerimiz parmak ucunu geçerse burada dizlerimize ekstra yük bindiriyoruz. O yüzden de dizlerimiz çok fazla öne gitmeden kalçayı geriye doğru bırakmamız önemli. Sanki bir sandalyeye oturuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Peki bunu yaparken yük bindirdiğimiz noktalara göre aslında farklı kas gruplarına ağırlık vermiş olabiliyor muyuz? Topuğa yük bindirirsek mesela. O tabii çok büyük sıkıntı oluyor. Eğer hareketin dinamiğini bozarsak bu sefer normalde yük binmemesi gereken yerlere yük biniyor. Bu durum tabii sakatlıklara ve ağrılara neden olabiliyor. Kalçamızı gene geriye bıraktık. Hafif mini squat pozisyonundayız. Kollarımız önde. Bir sol, bir sağ. 3. Nefes alıp veriyoruz. Nefesi tutmuyoruz. Gövdemizi çeviriyoruz. Değerli izleyicilerimiz, yavaş yavaş terlemeye başlayabiliriz. Dediğim gibi egzersizdeki en önemli nokta vücudun tamamının çalışması. Burada hem bacaklarımız, hem gövdemiz, hem de kollarımız çalışıyor. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Duruyoruz, biraz dinleniyoruz. Bacaklarımızı rahatlatıyoruz. Bir ayağımız önde, diğeri geride. Kollarımız önde ve yana. 1. 2. Bir ayak önde, diğerini geriye alıyoruz. Arkadaki bacağımız
parmak ucunda olacak. Kollarımız önde, gövdeyi hafifçe. Yani ağırlığımız öndeki bacağımızın üstünde olacak. Ağırlığımızın bir parçası önde, bir parçası geride. Komple öne doğru yüklenmiyoruz kesinlikle hareketi yaparken. Şöyle bir yüklenim değil, gövde düz. Son 3. 2. 1. Ve son. Ayak değiştirdik. Bir ayak önde, diğeri geride olacak. Kollar önde ve yana. 3. Kollarımız önde, aşağıya doğru indiriyoruz. Kollarımız önde. Değerli izleyicilerimiz, hem kollarımız çalışıyor hem de gövdemiz. Bacaklarımız da. Bacaklarımız da. Son 5. 4. 3, 2, 1 ve son. Evet, yavaş yavaş devam ediyoruz. Yana doğru adım atıyoruz. Kollarımız öne. Yana adım, kollarımız öne. Yana adım. 1, 2, 3. Kalçayı geriye doğru bırakıyoruz. Peki tansiyonu yüksek 5, seyreden kişiler... Bunu açken mi yapsınlar bu egzersizleri, yoksa iftardan sonraya mı önerirsin? Tabii iftardan sonra, belli bir süre geçtikten sonra egzersiz yapılması önemli. Hı hı. Burada daha önce de konuşmuştuk. Eğer vücut egzersize alışık değilse, ilk defa yapmaya başladıysa bir de aç karnına çok büyük problem yaşayabilir. Ama vücuda alışıksa, daha önceden devamlı olarak egzersiz yapıyorsa... O zaman istediği zaman yapabilir. Bir de çok terlerse, çok fazla sıvı kaybederse tansiyonları yükselir mi acaba? Suyla birlikte dediğimiz gibi... Aslında tuz da kaybediliyor. Tuz da kaybediyoruz. Sadece egzersiz zor gelirse ancak tansiyonu yükseltir. Tamam. Son 3. 2. 1. Ve son. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa yapacağız. Yana... Kollar öne. Yana atıyoruz. Kalçayı geriye doğru bırakıyoruz. Kolları öne doğru uzatıyoruz. Nefes aldık. Nefes aldık. Yedi. Sekiz. Nefes alıp veriyoruz. Nefesimizi tutmuyoruz değerli izleyicilerimiz. Kollar, bacaklar çalışıyor. Biliyorum yanmaya başladı. Lütfen bırakmıyoruz. Son 4. 3. 2. 1. Ve son. Evet, yavaş yavaş nabzımız yükselmeye başladı. Herkes kendi tekrar sayısını kendisine göre ayarlayacak. Doğru burada mu? Burada tabii bireysel egzersiz çok önemli. O yüzden söylüyorum, eğer vücut alışıksa tekrar sayısı artırılabilir, hızı biraz daha artırılabilir, ama vücudunuz alışık değilse lütfen daha düşük tempoda yapın. Vücudunuzu çok fazla zorlamayın. Evet, yavaşça aşağı indik. Yavaşça aşağı. 1. Öndeki ayağımız tam tabanla basıyor. Arkadaki ayağımız hafif parmak ucunda. 2. 3. 4. 5. Nefes alıyoruz. Yukarıya doğru giderken... Aşağıda nefes aldık. Yukarıya doğru giderken kollarımız yukarıya, gövdemiz aşağıya. Kollarımız yukarı, gövdemiz aşağı. Son 4. Değerli izleyiciler, bırakmıyoruz egzersizleri. Bacaklar yanmaya başlıyor biliyorum. Herhangi bir ağrısız oluyorsa lütfen devam etmeyin. Özellikle dizlerinizde. Dizlerde problemi olan izleyicilerimiz hareketlerde dikkat etmesi gerekiyor. Bu hareketleri yaparken denge sorunu yaşayan izleyicilerimiz olursa, ileri yaştaki izleyicilerimiz özellikle bir yere tutunarak yapabilirler değil mi? Kesinlikle eşlerini veya çocuklarını çağırabilirler ya da bir sandalye çekebilirler yanlarına. Önlerinde sandalye tutarak yapabilirler. Son bir tane. Evet, ayak değiştirdik. Nefes alıp veriyoruz. Acele etmiyoruz. Hareketlerden hareketlere geçerken yavaş yavaş yapıyoruz. Nefes aldık. Kollarımız aşağıda. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Değerli izleyicilerimiz devam. Egzersizleri bırakmayalım. 7'den 70'e kim varsa evde hep beraber yapalım. Evet, birbirimizi çok motive kıymetli. Edelim. Motivasyon biliyorsunuz egzersizde evet. Çok önemli. Önümüz yaz. Bacaklarımız çalışsın. Fazla kilosu olanlar kilolarını versin. Hı hı. Son 3, 2, 1. Evet, dinlendik. Nefes alıp veriyoruz. Nefesimizi kesinlikle tutmuyoruz. Yorulanlar, bacakları yananlar biraz daha arayı açabilir. Bacaklarımızı yanlara doğru açıyoruz. Kollarımızı yukarıya doğru çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devam. Son 5 tane yapıp bitireceğiz. 4, 3, 2, 1 ve son. Değerli izleyicilerimiz nefes alıp veriyoruz. Egzersizlerden sonra ufak ufak yürüyüşler yapabiliriz. Hı hı. Nabzımız çok arttıysa tekrar onun normale dönmesi için. Bir anda bırakmamak önemli. Bir anda bırakmamak önemli. Çünkü ani yükseliş ve inişler vücuda tekrar yük bindirebilir. Yani egzersiz bitti diye bir anda olduğunuz yere yığılmayın. Yavaş yavaş nefes alıp verin. Soğumaya egzersizleri düzenli yapmak çok önemli. Hı hı. Bugünkü egzersizlerimizde hem kalp damar sistemimize yönelik çalışmalar yaptık hem de bacaklarımızı kuvvetlendirdik. Evet. Nabzımız çok çok yükselirse mutlaka daha yavaş bir şekilde bu egzersizleri yapacağımızı da hatırlatmış olduk. Çok her teşekkür zaman. Ederiz. Peki efendim programın sonuna geliyoruz. Bugünkü programda tansiyon hastaları, yüksek tansiyonları daha doğrusu yüksek seyreden kişilerin ne tür egzersizler yapabileceğini sizlere göstermiş olduk. Ve tuz tüketiminde nelere dikkat edeceğimizi de anlatmış olduk. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz zinde kalın, evde kalın. Görüşmek üzere.